Birlikte olacak. Meral Akşener'in konuşmasını önce bir değerlendireceğiz. Sonra da gündeme geçeceğiz. Gündemdeki olayları takip edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, hoş geldiniz Yalçın abi. Merhaba, sağ ol. Her zaman olduğu gibi Sinan Ateş olayını hatırlatarak başladı. 61 gün oldu dedi Meral Akşener. Katiller elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ve adaletsizlik, hukuksuzluk daha da belirginleşti dedi konuşmasının başında. Katillerin peşini bırakmayacağıma söz vermiştim dedi. Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest dedi. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest dedi. Tetikçiler tutuklandı, tetiği verenler, silah verenler serbest dedi. Talimat verenler henüz daha yargının gündeminde bile değil diye dikkat çekti. Ardından helallik konusuna, son günlerin en çok tartışılan konularından biri de helallik. Helallik konusuna dedi. Adiler diyorsunuz dedi. Sonra da kalkıp helallik istiyorsunuz dedi. O kişilerden dedi. Randevu mu vardı da diyor. 5 dakika geç kaldığında hani helallik istiyorsun dedi. Evet. Randevulaşmaya geç mi kaldınız da dedi. Helalleşme gereğini yapmakla olur. Böyle diyor şeyle helalleşme olmaz. Sözde helalleşme olmaz diyor. Sorumluluk almadan helalleşme zaten olmaz diyor. Sorumluluk almanız gerekiyor diyor. Maraş'ın merkezinde çocuğunun elini tutmuş vinç beklerken çocuğunun ölümünü gören babayla gidip helalleş diyor Maraş'ın orta yerinde diyor. İşte Kızılay'ın çadır satması olayı, ticari bir şirkete dönüşmesi ve son bir temel atma çabalarını da yangından mal kaçırmak için değil, yangını söndürmek için çaba harcıyoruz diyor. Neyin peşindesiniz diyor. Helalleşeceksiniz diyor. O zaman diyor sandıkta olur helalleşme diyor. Getirin sandığı helalleşelim diyor. Helalleşin o zaman helalleşin diyor. Evet, siz de notlar aldınız. Evet. Epeyce. Şimdi Meral Akşener'in konuşmasından önce bir başka bir manzaraya dikkat çekmek istiyorum. Pardon, bir şey daha bekliyorduk bugün. Yarın hani Cumhurbaşkanı adayı açıklanabilir gibi bir beklenti vardı. Acaba o konuyla ilgili bir şey söyler mi diye de bekliyorduk. Beklediğimiz gibi olmadı. Ondan önce Meral Akşener belki de son zamanların en sert konuşmasını yap. Konuşmalarından birini değil. En sert eleştirilerini yöneltti. Bu depremin üzerine. Yani gitti oralara zaman zaman konuştu. Çıktı, televizyonlara çıktı falan ama grup da bugün son zamanların en sert konuşmasını yaptı. Ve sonlarına doğru söylediği bir cümle, Atatürk'ten yaptığı bir aktarma aslında manzaranın özetiydi belki de bir anlamda. Milletin istiklali ve selameti tehlikededir dedi. Evet. Bu son derece çarpıcı bir cümle Atatürk'ten hem Kurtuluş Savaşı'dan önce ya da o sırada Mustafa Kemal'in bir gözlemi yaptığı bir açıklama. Şimdi Akşener'in açıklamalarına gelmeden önce aynı manzarayı, umumiyeyi Atatürk'ün deyimiyle şöyle bir kısaca bakmak lazım. Seyircisiz maç. Evet. Öğrencisiz üniversite. Adaletsiz yargı, Türk Tabipler Birliği'siz doktor, barasız avukat, çadırsız depremzede, neredeyse seçmensiz seçim. Yani korkunç bir manzara. Yani neyi iyi yaptı? Yani neyi AKP'ye iyi yaptı? Yani ne demek ve seyircisiz maç, öğrencisiz üniversite, neyi ifade ediyor bütün bunlar? Ha, bütün bunların da dün Devlet Bahçeli'nin Elbistan'daki müdahale, halka yaptığı müdahale ne diyor? Onu bir izleyelim istersen. Hadi izleyelim. Arkadaşlar onu. Bahçeli'yi bir izleyelim. Heh. Tamam, haber verecekler. Tamam, verecekler. Heh, şimdi geldi. Ha, tamam. Geldi. Durun arkadaşlar. Devlet Bahçeli babamız mısın? Konuşma yapacağım. Susun. Susun. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabot etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi bağırın gitsin. Yendirin şunları. Hadi bakalım. Devlet Bey'in bizi illa.
ziyaretini sabot etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Aynen. Hepsi dağılın gitsin. Yendirin şunları. Hadi bakalım. Devlet Bey'im bizi inle. Başkanım. Sayın Devlet Bey, biz 2009'da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Yaptık. Memleket bitti. Halk göçüyor, göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz. Fazla biz memleketimizi seviyoruz. Bakanımız ne dese, Cumhurbaşkanımız ne dese bize amin. Arkadaşlar. Devletimizin akıldayım. Sayın Cumhurbaşkanım ne dese amin. 2009'da dedi. Bir sessiz ol da dinle. Şimdi gene amin dedi. Bir sessiz ol da konuşsun. Konuşun ya. Bir dinle. Ama etmeliyor bak. Çıkınca yürüyor. Konuşuyor bak. Herkesin zaten. Bak yapma. Vallahi gördüm. Yapma. Yapmıyoruz ya. Ya bak ben sizin milletvekiliniz. Senden Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Lütfen. Bakanım. Bak Elbistan'a bunu yapmayın. Elbistan'ı Maraş'tan ayırın Sayın Bakanım. Elbistan Maraş'tan ayırın. Şimdi bir siyasetçi oraya neden gider? Dert dinlemeye gider değil mi? Evet. Ve dert dinlemeye gidiyorsun, susun, sessizlik diyorsunuz. Ya bu sahne iki anlamı var bunun. Bir tanesi AKP-MHP ortaklığının fotoğrafı bu işte. Evet. Ne diyor? Sessizlik olacak. Susacaksın diyor. Hiç ağzını açmayacaksın diyor. Zaten öyle. Kim ağzını açarsa içeri atıyorlar. En son Ahmet Ercan. Ahmet Ercan hocamız. Profesör. Jeolog ya da jeofizik mühendisi. Şimdi sessizlik olacak. Hiç. Ayrıca ikincisi. Oradaki o insanlara hakaret ediyor. Hakaret ettiği insanlar kim? Soğukta, çadırsız, depremzede, depremde canını zor kurtaran insanlara hakaret ediyor. İndir şunu, git bilmem ne. Halkı aşağılıyor. Eğer bunu bir muhalefet üyesi yapsaydı, bir gazeteci yapsaydı, bir bilim adamı yapsaydı, halkı kin ve bilmem neye tahrikten hakkında acele böyle soruşturma evet. açılırdı. Ya resmen oradaki halka hakaret ediyor. Ama İndir bir şey de diyemedi. Azarlıyor. Bir şey de diyemedi. Hadi, tabii halk ona der ne diyorsun ya sen diye itiraz etti. Evet. Bu aynı zamanda hem 20 yıllık iktidarın artı son 5 yıl AKP-MHP ortaklığının fotoğrafı aynı Kendi zamanda şey. Da halktan kopuşunun fotoğrafı. Şimdi aynı kopuş bambaşka bir yerde daha var Namık. Nerede var biliyor musun? O analojiyi yapmak lazım. Seyircisiz maç dedi değil mi? Evet. Ve evet. Kayseri Spor Fenerbahçe maçına Kayseri Valiliği ya da il bilmem güvenlik kurulu Fenerbahçe seyircisinin alınmasını yasakladı. Tamam. Arkasından kulüpler açıklama yapmaya başladılar. Ama orada çok çarpıcı bir ayrıntı var. Kulüp yöneticileri, başkanları, bazı kulüplerin başkanları... Hepsi partili çıktı. Bazı kulüplerin başkanları ya eski AKP adayı ya bilmem ne bunlarla bağlantısı olan şu ya da bu biçimde AKP'nin arka bahçesi olan insanlar. Doğrudan bağlantılı AKP ile bağlantılı insanlar. Peki 16 partinin taraftarı ne yaptı? Ne dedi? Kardeşim biz çadır bekleyen halkımızın yanındayız dedi. Durmamız gereken yer iktidar sahiplerinin yeri. Dünkü dosyamız değildi. O bütün açıklamaların bulunduğu toplu bir fotoğraf var. Onu alalım arkadaşlar. Biz depremzedelerin yanındayız dedi. İktidarın yanında, devletin yanındayız ve onun ama hükümetin yanında değiliz diye. Şimdi burada nasıl ki halk Bahçeli'ye itiraz etti ve halktan kopuşunun fotoğrafıdır o. Halka yaptığı hakaret. Bu da taraftarla kulüplerin bağını çözdü. Evet. Bu çarpıcı bir gelişme. Bugüne kadar kulüplerle taraftar arasında zaman zaman anlaşmazlık olur, şu olur, bu olur falan ama şimdi artık halkla taraftar, başkanlarla, evet. kulüplerle taraftarla evet. ayrıldı. Kayserispor Kulüp Başkanı eski imam. Evet. Ve AKP'den de milletvekili adayı olmuş. Adaylık için başvurmuş. Evet. Yani böyle de bir siyasi şey var. Tabii canım hepsi. Baktığımız zaman AKP futbol kulüplerinin büyük bölümünü ele geçirmiş. Evet. Yönetimlerini. Yönetimlerini ele Bazı, geçirmiş. Evet. Kızılay ele geçirmiş. AFAD'ı i̇şte bütün kurumları. AFAD'ı ele geçirmiş. Ve buralarda Kızılay'ı, AFAD'ı arpalık gibi görüyor. Yani bunun işlevselliği falan çok fazla önemli değil AKP açısından.
Yandaşa iş açmış, liyakatsiz, hani bir taşı alıp oruçluya koyamayacak adamları kurtarma ekibi olarak kurmuş. İşte burada az önce gördüğümüz başkanların, kulüplerin şeyleri. Şimdi bak, bu ilk defa oluyor biliyor musun? Taraftarla kulüp bu kadar ayrışıyor. İlk defa oluyor. Bu, evet. Bu Türkiye'deki siyasi manzaraların ve seçime nasıl yansıyacağının, sandıkta nasıl bunların gideceğinin bir başka göstergesi bu. Öyle ilk dün Adana Demirspor seyircisinin yaptığı, taraftarının yaptığı açıklama. O ne dedi? Başkanı yerle bir ediyor. Evet. Geçelim arkadaşlar, ileride olması lazım. Adana Demirspor taraftarları. Onu... Şimdi Bahçeli'ye halkın Elbistan'daki tepkisiyle taraftarın kulüp başkanlarına karşı gösterdiği bu tepki aslında bir yerde buluşuyor. Evet. O buluşmanın seçimde sandığa yansıyacağı da artık evet. Ortaya çıktı. Bakın ne diyor Adana Demirspor taraftarları. Binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği depremde hükümet yetkililerinin aciz tutumu doğal olarak tribünlerden tepki almıştır. Bu tepkiye karşı harekete geçen hükümet ve ortakları tehditle kulüplere ve kulüp yöneticilerine açıklama yaptırıyorlar. Aynen. Duyarlı doğru. Taraftarlık budur işte. Tabii. Bu açıklamalardan birini de Kulüpler Birliği yapmış ve maalesef Adana Demirspor Kulübü de bu açıklamanın altına imza atmıştır diyor. Biz halkın takımıyız ve halkın yükselttiği tepkinin yanındayız. Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı da kulübümüzün bu açıklamanın altına imza atmasını da kabul etmiyoruz. Korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz diyoruz. Diyorlar Adana Demirspor 6. bölge taraftar grubu. Tamam işte. Bütün taraf. Bugünkü taraftar açıklaması da aşağı yukarı aynı çerçevede. Tamam. İşte bununla pardon burada da başkanla Cumhurbaşkanının fotoğrafı kulüp Adana başkanı. Spor Başkanı mı bu? Adana Demirspor. Adana Demirspor başkanı. Başkanı şu aradaki Adana Demirspor kaşkolunu takıyor Cumhurbaşkanına. Tamam. Aynı zamanda Ethem Sancağ'ın yeğeni. Murat doğru Sancar, doğru. Artı bir şey daha var. Kan ürünleri fabrikasını kurmak için hükümetin yetki verdiği bir kişi. Tamam hatırladım şimdi. Hatta fabrika bitene kadar kan ürünlerinin o ürünlerin ithalat yetkisi de ona verildi. Hatırlayacaksınız Özgür Özel meclise konuşma yapmıştı. Son kullanım tarihine 3 ay kalmış ürünleri getirip burada Kızılay'a fahiş fiyatta satıyorlar diye. İşte o başkan. Şimdi Türkiye Barolar Birliği de Kızılay dedin. Kızılay hakkında suç duyurusunda bulundu. O dün yani, de avukatlar. Avukat evet hepsi. Şimdi dün akşam ayrıca İYİ Parti'nin genel başkan danışmanı, baş danışmanı Doktor Turhan Çömez ki İskenderun'da bir şey yaptı. Sahra evet, hastanesi açtı. Kurdular. Ve oraya giden doktorları geri çağırdılar. Sizin orada ne işiniz var diye. Ya orada hasta bakacak. Yani hastanenin partisi mi olur? Yani evet. İyi Parti yaptı diye doktorları çağırıyorlar. Ya hastanenin partisi mi olur? Buraya kadar geldi iş. Hastanın partisi mi olur? Partinin hastası mı olur? Bu nedir? Ve yani böyle bir kakafoni, böyle bir karmaşa, kaos içinde çok çarpıcı birkaç şey gözlemini aktardı Turhan Çömez. Dedi ki, ya devlet hastanesi ya da SSK hastanesi, İskenderun'daki bir hastane ama resmi. Solunum cihazları çalışmadığı için, jeneratör olmadığı için oraya bağlı hastalar öldü. Oh. Öldü. Of 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 of. Yani bu kadar büyük bir trajedi olabilir mi ya? Solunum ve yoğun bakımdaki hastaların öldüğünü söyledi. Bir başka şey söyledi, korkunç. Bir deprem sırasında bir binanın yarısı çöküyor. Yüksek bir binanın. Fakat merdiven yarısı kalıyor. O yarısında da insanlar var. Ama dışarı çıkamıyorlar. Çünkü merdivenlere moloz yığılmış, geçemiyorlar falan. Balkonlara çıkıyorlar, yardım istiyorlar, bağırıyorlar. 4-5 saat yardım diye bağırıyorlar. O sırada ikinci deprem oluyor. O bağıranlar da ölüyor. Deprem altında kalıyor, enkaz altında kalıyor. Bunun neresinden tutacaksın ya? Bunun neresinden tutacaksın? Yani ondan sonra yardım gitti, gitmedi. O vardı, yoktu. Kızılay gitti, AFAD gitmedi. Neresi? Yok, asker zamanında çıktı, çıkmadı. Ya insanlar göz göre göre ölüyorlar orada. Daha bu yani, neresinden tabii tutacaksın? Meral Akşener'in hani dediği gibi sanki randevunuza 5 dakika geç kalmış gibi olayı hafifletmeye yanlışmayın. Söylediği korkunçtu. Turan Çömez'in anlattıkları ve daha başka şeyler de anlatırım falan dedi.
Ve o arada başka bir çarpışım şeyi daha aktardı. İskenderun Limanı'nda yangın çıktı biliyorsun. Ve o yangın, yani liman, denizin kenarı. 3-4 gün yandı. 3-4 gün yandı. Ya denizin kenarı. İstanbul'dan giden itfaiyeciler söndürdüler sonra. Ya peki denizin kenarı kardeşim, yani helikopterin bilmem neyin yok mu? Al dök. Tartışma var şimdi onun üzerinde. Şimdi evet, niye yandı orası? Onu soruyor. Acaba diyorlar. Acaba neden yandı orası? Ve niye söndürülemedi bilmem 3 gün, 4 gün falan? Ya denize sıfır bir yerde 4 gün yangın yanıyor. Acaba kimin konteynerleri yaktı? Ayrıca. Nereden gelmişti o yani, konteynerler? Şimdi bütün bu soruların hepsi ortaya dökülüyor. Ve bütün bu soruların ve bunlar ortaya döküldükçe sessizlik olacak. Sessizlik olacak. Sessizlik olacak. Yani çünkü çıkan her ses onları sadece rahatsız etmekle kalmıyor. İktidarın sonunun geldiğini onlara anlattığı için bu kadar sinirliler, bu kadar tepkililer. Sessizlik olacak. Evet. Hakaretinin altında yatan bu. Şimdi bu manzara, bunu hepimiz biliyoruz falan. Meral Akşener'e gelmek istiyorum. Ve bugün dediğim gibi çok iyi bir konuşma yaptı. Yarın adaylığın, yani Millet İttifakı'nın adaylığının belirleneceği. Yani İYİ Parti sözcüsünün söylediği ifadesi. Kadarıyla evet. Hatta Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Yarın Temel Karamollaoğlu da yaptı. Yarın aday belirlenecek. Şimdi bu aday belirleme süreci içinde Meral Akşener ne yazık ki kendisinden beklenen performansı göstermekten uzak kaldı. Geçen yıl ve hatta bu adaylık tartışmalarına kadar halkla birebir çok iyi ilişki kurdu. Çok iyi muhalefet yaptı. Hatta halkla o kadar iyi diyalog kurdu ki birebir işte bütün her tarafı dolaştı. Evet, evet. Bütün Anadolu'yu dolaştı, insanların dükkanlarına girdi, evlerine girdi, gençlerle buluştu. Her yani insanlara tek tek değdi. Ve o çok ciddi bir potansiyel yarattı, bir ivme yarattı muhalefet adına. Son derece yararlı bir şey yaptı. Ta ki bu aday kim olacak meselesine kadar. Şimdi adaylık kim olacak meselesinde görüldüğü kadarıyla daha önceki açıklamaları, yardımcılarının açıklamaları falan iki ismi öne sürüyor. Biri Mansur Yavaş, biri Ekrem İmamoğlu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun pratiği yok. Çünkü neden yok? Siyasi pratiği yok. Çünkü üzerinde bir demokrasinin kılıcı herhangi bir zamanda aniden, hatta seçimden 3-5 gün önce aday olursa diyelim, ceza gelebilir ve adaylığı düşer. Açıklama aynen şöyle. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın o dönem mazbatayı vermeyiz göre seçime katılabilir ama kazansa bile o arada karar kesinleşirse mazbatayı vermeyiz dedi. Yani dolayısıyla çok büyük risk var yani. O dolayısıyla siyaseten risk altında ve siyasi geçerliği yok. Evet. Mansur Yavaş'a gelince bu seçimin belirleyicisi HDP. Çok net. Evet. Yani iki tarafın oyları, Millet Partisi'nin, Millet Grubu'nun, şey, ittifakının oyları daha yüksek. Son bir şey var. Anket Ertan Aksoy'un anketi. Hasan, telefonu göndermiştim sana. Ha, şimdi daha ileride ama yine de seçimin ilk turda bitmesi için özellikle Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turda bitmesi için %1000 HDP'ye ihtiyaç var. Ayrıca muhalefetin, bugünkü muhalefetin seçimden sonra mecliste çoğunluğu 360 hatta 400. Şu Ertan Aksoy'un en son yaptığı AKP %32.1, Cumhuriyet Halk Partisi %27.3, İYİ Parti 13.6, HDP 12, ikisi 25 ediyor. 27 ile topladığınız zaman 32 ediyor. 52 ediyor. Evet. 52 ediyor. 52 ediyor. MHP'nin 6.5. Onlarda 38, 36, 37. 40'ın altında kalıyor. 40'ın altında kalıyor. Daha diğer partiler yok. Tabii bu 52. Ha, şimdi bu açık ortada fark. Ama HDP'ye ihtiyaç var %12 oranı. Şimdi Mansur Yavaş'a HDP olumlu bakmıyor. Kendine göre gerekçeleri var. O onların gerekçesi, haklı ya da haksız. Ama ondan yana değil. Fakat buna karşılık sürekli olarak Kılıçdaroğlu'nu
destekliyorlar. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar cezaevinden. Bence bir parantez. Selahattin Demirtaş son zamanların en akil siyasetçilerinden biri. En akil, en doğruları söyleyen, en soğukkanlı, en doğru gözlemlerde bulunan ve bundan sonra o gözlemlerden en doğru sonuçları çıkaran siyasetçi Selahattin Demirtaş. Bak, HDP başta dedi ki biz de aday çıkaracağız. Haklarıdır. Çıkarabilirler, hala çıkarabilirler. Peki bugüne kadar neden çıkarmadılar? Çünkü Millet İttifakı'nın adayını bekliyorlar. Evet. Eğer Kılıçdaroğlu çıkarsa... Söyledilerdi zaten. Söylediler, bunu. Değil mi? Şimdi bu... Bir de dün ya da önceki gün durup dururken Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Eğer efendim o ona bir görev... Dün. Eğer ona bir görev verilirse, bu tabii genel başkanların kararıymış, tabii ki ona karşı gelemezmiş bilmem ne. Ya ne diyorsun sen Mansur Bey? Ne diyorsun? Şimdi evet. Yani evet. Bunu ben İYİ Parti'den bağımsız olarak böyle bir laf söylemiş olacağını tahmin etmiyorum. Ayrıca ikide bir de böyle Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu diyerek gerçeği asla yansıtmayan, beklentileri asla karşılamayan, yani siyasi olarak karşılamayan isimleri piyasaya sürmek ve Kılıçdaroğlu'nu geride tutmak çok anlamlı gelmiyor. Bak, önceki gün kahvaltıda buluştular. Ondan önce de, bundan 15 evet. gün önce tekrar buluştular. Evet. Yani baş başa bir görüşme yaptılar Gölbaşı'nda. O da bir akşam yemeğiydi. Yani Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener. Yani orada bir problem var, bu net. O problemde Kılıçdaroğlu'na biraz mesafeli yaklaşıyor İYİ Parti. Peki İYİ Parti ya da Meral Akşener seçimden sonrasını mı dizayn etmeye çalışıyor? Şimdi bence, tam ben de çok iyi söyledin. Bence seçimden sonra kendi partisinin Cumhurbaşkanlığı yapısında artı bakanlar kurulunda artı mecliste, hatta meclise giden yolda milletvekilliği paylaşımında kendine bir yer aramak istiyor ve kendine bir alan açmak istiyor ve o alanın mümkün olduğu kadar İYİ Parti açısından geniş bir alan olmasını istiyor. Yani bakanlıkların paylaşımından tutun da milletvekillerinin evet. nerelerde olacağını tutun da Cumhurbaşkanlığı yapısı içinde de evet. kendi yeri, mesela bugün Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı bir şey ifade ediyor mu? Sıfır. Yok. Abi. Ama kendisi olursa orada belli bir yetkiyle donatılmak istiyor. Yani kendini bir yere açmak evet. istiyor kısaca. Bu siyasi olarak bu hakkıdır ve doğrudur da tabii. Ama bunu yaparken insanları tedbir etmeye, acaba ne oluyor, burada ciddi bir sorun mu var, bizim adayımız kim olacak diye tedirginliğe sürüklemeye hiçbir hakkı yok. Artı bu yaptığı manevralar, kendine alan açmak ise bu. Bu manevralar karşı tarafın işine yarıyor. Evet. Onların moralini düzeltiyor ve zaten yandaş gazetelere baktığın zaman oh ne iyi bunlar yine buluştu, yine anlaşamadılar. Oh Meral Akşener yine böyle yaptı. Ve durup dururken onların bu kadar bir hengame içinde, bu kadar 100 yıllık kaos içinde her anlamda, sadece depremi evet, kastetmiyorum. Evet. Bütün işte deminden beri söylediğimiz, bütün bu kaos içinde insanlara bir tedirginliğe, böyle bir olumsuzluğa falan sevk etmenin alemi yok. Evet. Meral Hanım burada kendini siyasi olarak alan ayırmak için manevra yapabilir ama bu manevra insanların moralini bozacak. Karşı tarafa şu ya da bu biçimde bir yarım puan, bir puan kazandıracak bir düzeyde olmamalı. Meral Hanım yanlış yapıyor. Sayın Akşener yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Evet. Yani bu olmaz. Ha, burada bir baştan beri Millet İttifakı'da bir güven vardı. Meral Akşener bu güveni, bu manevrasıyla bozuyor demeyeyim ama böyle titretiyor. Olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkiliyor, titretiyor. Olumsuz etkiliyor. Ve karşı tarafa bir moral kazandırıyor. Şimdi bundan vazgeçmesi lazım. Bir de ikide bir de neyi söylüyor? Bülent Kuşoğlu bilmem işte şöyle demiş. Ya Bülent Kuşoğlu Eylül'de söylemiş o lafı be. Evet. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 5 ay, 6 ay geçmiş aradan hala Bülent Kuşoğlu. Ya da Bülent Kuşoğlu'nun söylediği laf. Ya da Saraçhane'ye gelmiş işte.
Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza sırasında. Orada şöyle olmuş da işte Kılıçdaroğlu'na ulaşmış da ulaşamamış da falan falan. Ya bu dedikodular bunlar ya. Bunlarla uğraşılmaz. Özdemir İnce'nin yazısı vardı. Ne dedi? Olay ta bugün başlamıyor. Ta ilk 15 milletvekili ödünç verip AKP İYİ Parti'nin mecliste grup oluşturmasına kadar getiriyor Özdemir İnce. Diyor ki siz diyor sıfır sermayeyle diyor ortak oldunuz diyor. Sıfır sermaye. Öbür taraf milletvekillerini size karşı taraf verdi diyor. Ve o seçimi açtınız. Bugünlere gelindi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin işlemesi ve geleceği için elinden geleni yaptı. Yatırımı da yaptı. Dediği gibi siz sıfır sermayeyle ortak oldunuz. Ya şimdi bugün böyle bir konuşma yapıp sabahleyin böyle bir konuşma yapıp milletin istiklali ve selameti tehlikededir deyip son zamanların en ağır eleştirilerini arka arkaya sıralayıp ondan sonra da yok işte kazanacak aday. Ya bu seçimde milletin selametiyle, geleceğiyle ilgili. Yani o şeyi Sırrı Süreyya Önder çok iyi buldu onu. Kazanacak aday ne demek? Bıktım ya bu kazanacak aday lafından. Hepimiz bıktık. Ne demek kazanacak aday? Senin adayı çalışacaksın ve kazandıracaksın kardeşim. Evet, evet. Ve bunu millete sen söz verdin. Sen söz verdin hepimize. Bütün millet. Ve bununla o verdiğin sözle Türk milletinin yarısından çoğuna güven aşıladın. Nedir o güven? Bu iktidar seçimde değişecek ve yeni bir dönem başlayacak. İşte Cumhurbaşkanı değişecek falan. Bu güveni aşılayan kişilerden birisi olarak bugün o güveni sarsan ya da titreten, sarsan da demeyeyim de ya da böyle lekeleyen demek de istemiyorum ama rötuşlayan yani bir biçimde evet. Bu kazanımı böyle zarara sokan bir konuma geldi yani Meral Akşener. Şöyle diyor Özdemir İnce de hani İyi Parti olmazsa CHP'nin hali duman gibi bir hava yaratır. HDP olmazsa da Türkiye'nin yani, hali aslında duman. Aslında ben sana başka bir şey söyleyeceğim Namık ya. Bizim burada yaptığımız bu analizlerin bin katını kendisi yapmıyor mu? Kurmayları yapmıyor mu? Bizden daha fazla siyasi bilgiye kulise sahip değil mi? Değiller mi? Ne oluyor, ne bitiyor Türkiye'nin her yerinde? Siyasetin ustaları olarak ön plana çıktılar. Ustalık evet. Bu mu? Bu mu siyasetin ustalığı? Bir de bir başka şey. Yani Meral Akşener yarın artık bu işe çözsün. Çok önemli. Yarınki toplantı. Yarın çözsün ve tamam bu şey oldu mu olmadı mı bilmem ne mi bu tedirginlik de artık sona ersin. Bu yetti. Hakikaten yetti. Kuşoğlu. Böyle dedi Bülent Kuşoğlu. Ben sana ama zaten zaman kalmadı. Kalmadı zaten. Evet kalmadı. Ve bak bu kadar iyi eleştirileri yapıp bu kadar gerçekçi sözlerle gerçekçi gözlemlerde bulunup halkla bu kadar bütünleşip hani gittiği gezilerden sonra sen gel kardeşim şimdi Kılıçdaroğlu olsun olmasın. Ayrıca da Kılıçdaroğlu'nun bu çok doğal hakkı. Altı partinin içinde ana muhalefet partisi lideri, altı partiyi oluşturan bunun hakkı. Ve artı, diğerleri de zaten açıkladı. Projenin, onun projesi. Artı bu altı parti, artı bu altı parti hani... Zaman zaman böyle açıklamalar yaptılar. En son böyle bilmem kaç 200 sayfalık mıydı? 250 sayfalık böyle bir yol haritası. Çok da güzel bir çok iyi yaptılar. Çerçeve vardı. Çok iyi yaptılar. Yani zaman zaman yaptığı açıklamalar kağıt üstünde kaldı. İnsanlar fazla tatmin olmadı ama bu yani altı partinin bir arada aldığı yol Türkiye'de pek yani görülmemiş bir şey. Ve bunu bugüne kadar getirdiler. Geldi iş. Burada acaba böyle mi olsun, şöyle mi olsun? Bir başka şey şu, yarınla ilgili. Bugün Kılıçdaroğlu'nun sabahleyin bir açıklamasını gördüm. Diyor ki, yarın aday belli olabilir, olur. Ama biz onu hemen yarın açıklamayız. Bu yanlış. Hayır, artık belli olduysa açıklanması ya, gerekir bu, zaten. Bu siyaseten yanlış. Ya hakikaten aklım almıyor beni bunları nasıl söylüyorlar. Yarın altı parti başkanı bugün bulmuş. Ayın biri. 75 gün, 74 gün kaldı. Bak, 75 gün kaldı. Başka bir şey söyleyeceğim. Yarın aday... konusunda anlaştılar ve oradan Kılıçdaroğlu çıktı. Bu yapılması gereken nedir biliyor musun? Hem şık, hem millete tatmin, hem millete umut aşılamak açısından toplantı bitecek. Televizyonları çağıracaklar, basını çağıracaklar. Altısı, altı parti lideri çıkacak ortaya. Bence hanım olduğu için Meral Akşener'in açıklaması daha şık olabilir, siyaseten şık olabilir. Bir de bu hani uzun süre olsun olmasın demesi açısından. Meral Akşener bizim adayımız.
Kılıçdaroğlu'dur diyecek. Altı partinin genel başkanı, diğer partilerin başkanları birer cümleyle, ikişer cümleyle işte bunu teyit edecekler. Milletin önünde teyit edecekler. Ha, ondan sonra bunun adaylık töreni için ayrı, yani bir gün sonra, yapılır, iki gün tabii. sonra işte tekrar böyle bir büyük bir coşku içinde herhangi bir toplantı, yani daha önce bu yazılı metinlere açıkladıkları gibi herhangi bir biçimde bir toplantı yaparlar, bir gösteri, bir sunuş yaparlar. Orada çıkar Kılıçdaroğlu bir konuşma yapar. Belki diğer parti liderleri de küçük küçük konuşma. Ama asıl Kılıçdaroğlu bir konuşma yapar. Ve bu o mutabakat belgesine bağlı kalacaklarını açıklar. Millet de derin bir nefes alır. Ama bunu yarın zaten sızar bu. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun bunu söylediğini ben... 6 kişinin bildiği şey, hani 2 kişinin bildiği şey gizli kalmaz, sır değildir denir. Yani, 6 kişinin bildiği hiç sır değildir. Yani hayır, ayrıca bunu yani tekrar böyle ayrı bir şeye yarın açıklanmaz. Yani çok garibime gitti. Yani bu siyaseten yanlış bir şey. Çık, açıkla kardeşim, bitsin artık ya. Ayrı bir de sorun nedir? Ha, anlamadım yani. Niye böyle bu kadar? Yani ya yarın... Ya önce anlaştık, anlaşmadık, anlaştık, anlaşmadık, kahvaltılar, akşam yemekleri, toplantılar, bilmem ne. Anlaştın. İşte biz bugün açıklamayacağız. Ne zaman açıklayacaksın ya? Ya niye açıklamıyorsun? Ya ne var bunda? Sen yine bir törenle açıkla, yap. Onun şovunu yap yine, yani şey, medyatik şovunu yap. Toplantı, bilmem şu olsun, bu olsun, onları anlıyorum da. Yani neden böyle? Evet. Ama yani çünkü programda anlaşmışsınız zaten. Ya, evet. Ya bak kardeşim. Şu değil. Sessizlik olacak diyor karşı taraf. Sessizlik olacak diyor. Bu zaten son 4-5 yıl bu sessizliği sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Evet. Kimin ağzı açılırsa onu içeri attılar. Gazeteciler sussun, stadyumda tribünler sussun, üniversiteler sussun, adalet barolar sussun, barolar sussun, doktorlar sussun, mühendisler sussun, işçiler sussun, kimse yürümesin, gazeteciler sussun, konuşuyorsa kapat. Yasak getir. Bilmem ne. Ya zaten bu söylediği sessizlik olacak dediği, zaten ona uğraşıyorlar. Ya sessizlik olacak dediği yerde, kardeşim Sayın Meral Akşener, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diye sizin sesiniz çıksın. Sizin sesiniz çıksın. Evet, bu evet. sessizliği siz evet. yırtın. Evet. Siz ortadan kaldırın. Bunun için de artık beklemeyin. Bakın Türkiye'de kimlerin sesi çıkıyor? Bir fotoğrafımız var bizim geçen adliye önünde çekilmiş ve de Bakırköy'de çekilmiş. Gericilere özgürlük diye bir fotoğrafımız var arkadaşlar. Bir ekrana getirelim onu. Bakın konuşan konuşuyor. Konuşan konuşuyor. Muhalefet konuşmasını isteniyor. Evet. Türkiye İşçi Partisi yöneticileri. Evet. Ha, doğru. Kadıköy'de bir bildiri. Tabii ya. Okuyacaklardı. Evet. Bu. Kızılay'ı evet, profesör. Evet. 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 Ve 6 yaşındaki kızla evlendirilmesiyle ilgili davada da bunlar gelip gösteri yapıyorlar. Ha işte. Ha. Ve şeriat yanlısı bunlar. Bunlara serbest. Kimse dokunmuyor. İstedikleri gibi pankartlarını almışlar, gelmişler adliyenin orada. Kimse bunları dağıtmıyor. Bunlar da protesto ediyor. Onlar da protesto ediyor. Türkiye İşçi Partililer de protesto ediyor. Bunlar da protesto ediyor. Üstelik bunlar Kızılay'ı protesto ediyor. Evet. Onlar bir, çok ağır bir bizim haklarımızı bir koruyorlar orada. Evet. Onlar çok ağır bir suçu işlenmiş orada. Suçu protesto. Savunuyorlar orada. Evet. Ve bunlar da Kızılay'ı protesto evet, ediyor. Evet, demokrasiyi savunuyorlar, yani haklarımızı savunuyorlar. Susturmak, sessizlik olsun nereye kadar gidiyor? Meclise kadar gidiyor. Heh. Milletvekillerini susturmak. Orada milletvekilleri de var. Milletvekilleri de var. Ahmet Şık var, şey var. Sera Kadıgil var. Sera Kadıgil var. Erkan Erkan Baş var. Baş galiba. Var. Şimdi, bir de şey de var sanıyorum. Barış Atay'da Barış Atay da var. Şimdi orada ayrıca HDP'lileri kaç defa susturdular? Kaç defa evet. konuşturmadılar? Dün onlar da Kızılay'ın önünde protesto için gittiler. Orada bir açıklama yaptılar ama ondan sonra onlara da izin vermediler. Yani milletvekillerini de susturuyorlar. Onlar sussun, bunlar konuşsun istiyorlar. Evet. Ve milletvekillerini de susturuyorlar. Yani bırak sen işte medyayı, avukatları, işçileri, milletvekillerini bile susturmak istiyorlar. Ya adam orada yaralı. Bir şey anlatacak. Derdini anlatacak. Onun derdini dinlemeye gitmiştiniz. Ya bir şey azarlıyorsunuz bir de. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu deprem zedelerle ilgili oturup böyle
10 gün 15 gün konuşsan yığınla roman yazılır. Sayısız film çevrilir bu işin. Evet. Korkunç senaryolar çıkar ortaya. Olağanüstü insanlık dramlar çıkar ortaya. Yani şu fotoğrafı hatırlıyorsun değil mi? Hayatını kaybeden kızının elini tutan babayı depremde. Meral Akşener'in kastettiği oydu. Git o babayla helalleş dedi. Ha. Bak şimdi yani o babayla konuşursan kim bilir ne çıkacak. Tabii. Yani işin o depremzedelerle ilgili yaşanan trajedi, 100 yılın trajedisi aslında o. Kim bilir neler çıkacak orada. Ve onun karşısında iktidarın yaptığı gibi para dağıtıyor ya. Şeyde de nerede o keyif çayı dağıtmıştı? Çay atıyordu. Yangına gittiğinde Marmaris'te. Marmaris, ha yangındadı. Evet. Değil mi? Keyif çayı dedi. Orada da para dağıtıyor bugün Meral Akşener. Ya bu gerçekten çok korkunç bir şey. Yani bir şeyler istiyorlar sizden, insanlar şey yapıyor. Siz cüzdanı çıkartıyorsunuz. Böyle saya saya para ya, dağıtıyorsunuz. Ya bu ne? Bu mu? Para dağıtmayı yani. Bırak. Ya dün Samandağ belediye başkanı hala çadır yok diyordu ya. Evet. Ya evet. 22. 23. gündü galiba dün. 22. ya da 23. gün depremin. Ya hala çadır yok diyor adam. Belediye başkanı. Ya da o belediye başkanları arasında ayrımlar. Ondan sonra biz yapacağız, siz kenara çekilin. Tam o AFAD'ın yaptığı. Almanlar, çadır. Frankfurter Allgemeine'de, sen evet. Okumuştun abi. Evet. Frankfurter Allgemeine yazdı Almanların gönderdiği çadırlara. Bunlar AFAD'ın logosunu basıyorlar ve öyle. Ya bu nedir ya? Yani hakikaten avukatların Kızılay hakkında yaptığı başvuru son derece suç duyurusu. Son derece yerinde. Sen işte dün sabah Kızılay'ın şemasını ortaya koydun. Evet. Ya Kızılay Başkanı tek huzur hakkı hariç. Tek başına getirebilir 300, miyiz arkadaşlar? 300 bin, var dosyamızda o da. 306 bin lira aylık alıyor Kızılay Başkanı. 306 bin lira. O 11 şirketin hepsinden ayrı ayrı 25.500 lira. Artı holding olduğu için bir holdingden 25. Kızılay şirketler dosyası evet. Arkadaşlar. Hepsinden ayrı ayrı maaş alıyor. Bir de holdingden alıyor. 306 bin lira. Sonra da bunları eleştirdiğin zaman yani hem bu kadar para alıyorsun hem hiçbir şey şirketleşmişsin falan yani ne Kızılay var yok belli değil. Goygoycular bunları konuşacağız yani, ama bunları konuşmadan geçiştirmek olur mu? Hayır goygoycular diyor ya yani. Evet. Bu ha, goygoycular diyor değil mi bunları ortaya koyduğunuz bunlar zaman? Bunlar ne peki? Bakın başkan ve şey İlyas Haşim Çakmak 12 tane şirketleri var. Evet. 12'sinde de yönetim kurulu üyesi. Evet. 12'sinde de bir üyelik 3 çarpı asgari ücret. Evet yani 25.500. 25.500. 12 tane 25.500. 306 bin lira ediyor. Ayrıca 50 bin lira da maaşı var. Ay işte alsana. Sonra bir 50 bin lira da maaşı olabilir var. Ayrıca bilmiyorum onu. Şimdi geçelim huzur hakkı meselesine. Bir sonrası. Burada da bak burada çok açık bir şekilde yazıyor, gösteriyor. Yönetim kurulu üyeliği sayısı Kerem Kınık 12 yönetim kurulu üyeliği var. Çarpı 3 her üyelik için 3 asgari ücret 36 asgari ücret alıyor. Asgari ücret 8500 lira 306 bin lira. Artı 50 bin lira da maaşı var. 356 bin lira. Ve aşağıya doğru indiğiniz zaman o deminki kimin kaç yerde üyeli olduğunu da gösteriyordu. Topladığınız zaman 2 milyon 194 bin 754 lira. Huzur hakkı. Huzur hakkı. Toplam. Toplam huzur hakkı. Peki ne konuşuluyor? Peki bu kadar para alıyorlar, bu kadar huzur hakkı ne yaptı? Evet. Ne yaptı depremde ne yaptı? Evet, evet. Sattı. Ortada bir şey yok. Çadır sattı. Zamanında gidemedi. Ve bunu... Oradaki insanlar depreme maruz kalmış, depremin altında kalmış, depremzedeler söylüyor. Başka kimse söylemiyor. Çadır evet. Çadır yok diye bağıran onlar. Ne oldu? Evet. Tayyip Erdoğan gitti önce namussuzlar, alçaklar, bilmem neler, işte Kızılay her şeyi yaptı dedi. Aradan 2 gün geçti. Biz buraya geç kaldık burada dedi. Ne oldu peki o kadar hakaret o insanlara? Yerleştiren insanlara o kadar hakaret et. 2 gün sonra git helallik. Niye Adıyaman'da? Niye Adıyaman'da? Orada acaba menzilciler mi toplandı? Onlarla mı konuşuyor? Kim bilir. Yani bak o tarafını düşünmedim ama
yani gidip iki gün sonra önce hakaret etti etti. Ondan sonra gitti. Evet doğru biz geç kaldık evet. dedi. Bak mesela... Şeyde Kızılay Başkanı da ordu... Ya Hulusi Akar indi zamanında dedi. Kızılay Başkanı o da tersini söyledi sonra. Şimdi sevgili Hasan bir fotoğraf isteyeceğim. Erzurum, Erzurum 1, Erzurum 2 diye. Ben 1983 yılında Erzurum'a gittim. Erzurum depreminde. Hı hı. En büyük hasar Narman ilçesinde Koyunören köyündeydi. Ve kim vardı kurtarmada? Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımız getirecekler şimdi. Bu fotoğraflar benim çektiğim fotoğraflar. 1983 yılında. Orada mı? Mehmetçik orada. Evet. Askerler orada. Askerler orada. Onlar çıkartıyorlar şeyleri. Bakın evlatlar anne teşhiste bulunuyor. Çocuklarını arıyorlar. Koyunören köyünde. Asker orada. Geçelim arkadaşlar bir sonrasına. Bakın arkada Kızılay çadırları. Evet. Biz doğru. akşam üstüne doğru geldik. Aynı gün. Aynı günün akşamı Kızılay'ın çadırları kurulmuştu evet, Narman'da. Çadırlar öyleydi o zaman. Evet. Bu çadırlar vardı. Çadırlar kurulmuştu. Evet. Biz oraya ulaştığımızda. Kızılay vardı o zaman tabii. Kızılay vardı. Çok dramatik bir fotoğraf. Kocasını çıkartıyorlar kadının. Kadın yıkıntının başında bekliyor. Ama orada askerler çalışıyorlar. Ne diyor şimdi? Efendim diyor sınırları kim bekleyecek? O zaman Türkiye'nin sınırları da yok muydu? Yani şimdi mi sınırlar korunmaya başlandı? Suriye'dekileri mi getireceğiz diyor. Ve bütün bu enkaz, bütün bu trajedi içinde halkın kendisi nasıl bütünleşti, nasıl yardıma koştu? Evet. Madenciler kimden emir aldılar? Kimselerin kendiliklerinden gittiler. Bazı itfaiyeler resmi oldukları halde, yani resmi bir kurum olduğu halde kendiliklerinden gittiler. Tam 40 yıl oldu bu fotoğraf. Eczacılar kendiler gitti. Kendileri gittiler. Doktorlar kendileri gitti. Ya Türkiye Komünist Partisi evet. bile yani bile derken yani, küçümsemek için söylemiyorum. Ha güç olarak yani tabii. o anlamda güç olarak. Türkiye İşçi Partisi. Müthiş bir organizasyon yaptılar Türkiye orada. İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi evet. evet. Demek ki yapılabiliyormuş. Yeah. Hayır. Kimseyi karıştırmadılar bu işe. Evet, karıştırmak istemedi. Karıştırmak istemedi. Ha, yani işte belediye başkanları, muhalefetin belediye başkanları hep söylüyor. Oraya yardım gönderiyorlar. Tamam, burada kalsın biz vereceğiz. Evet. Ya bir özel şirkette çalışan bir arkadaşım var. Oraya birkaç yüz tane çadır göndermişler. Göndermek istiyorlar daha doğrusu. Siz kenara çekilin. Çadırları verin bize, biz oraya götürürüz. Biz götürürüz. Ya adam alıp gidecek orada kuracak verecek evet, yani bu evet, evet. ne var bunda? Kısa bir ara veriyoruz. Tamam.